Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. And olsun o saf bağlayıp duranlara, o haykırıp da sürenlere ve yolda zikir okuyanlara. Ki sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Bütün doğuların da Rabbidir. Gerçekten biz dünya göğünü, o yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar. Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azap vardır. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder. Şimdi onlara sor. Yaratılışça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yaptıklarımız mı? Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık. Fakat sen onlara şaşıyorsun. Ama onlar seninle eğleniyorlar. Kendilerini hatırlatıldığında da düşünmüyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da eğlenceye alıyorlar. Ve diyorlar ki, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de sizler çok aşağılanmış olarak dirileceksiniz. Çünkü o sura üfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir. Eyvah bizlere, bu hesap günüdür derler. Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz iyi ve kötüyü ayırt etme günüdür denir. Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata, cehennem köprüsüne doğru. Ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Onlara, ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz denilir. Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır. Onlar birbirine dönmüş soruşuyorlar. Onlar, siz bize uğurlu görünerek sağdan gelir dururdunuz derler. İleri gelenler de derler ki, hayır, siz inanmıştınız. Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu. Fakat siz azmış bir kavimdiniz. Onun için üzerimize Rabbimizin azap sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız. Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zamanda kafa tutuyorlardı. Ve biz hiçbir mecnun, deli şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlardı. Hayır, o hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız. Bununla beraber başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız. Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır. İşte onlar için belli bir rızık vardır. Meyveler vardır. Naim cennetlerinde onlara hep ikram edilir. Onlar karşılıklı tahtlar üzerindedirler. İçenlere lezzet veren pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir. Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. Derken birbirine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, gerçekten benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen gerçekten inananlardan mısın? Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman
biz hakikaten cezalanacak mıyız? Siz onu tanır mısınız der. Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür. Ona şöyle der. Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de tutuklananlardan olacaktım. Nasılmış bak, biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? İşte bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar. Nasıl, bu mu daha hayırlı? Konukluk için yoksa zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne, imtihan yaptık. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Mutlaka onlar ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklar. Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır. Sonra da dönecekleri yer şüphesiz cehennemdir. Çünkü onlar atalarını sapıklıkta buldular. Şimdi de kendileri onların izlerinde koşturuyorlar. Andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu sapıklıktaydılar. Gerçekten biz onlara içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik. Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik. Biz hem onu hem ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Hem onun neslini baki kalanlar kıldık. Hem de sonradan gelenler için de güzel bir namını bıraktık. Bütün alemler için de Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki İbrahim de onun kolundandı. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz nelere tapıyorsunuz? Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Derken yıldızlara bir baktı da ben gerçekten hastayım dedi. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler. Derken bir kurnazlıkla onların ilahlarına vardı da buyursanıza yemez misiniz dedi. Cevap vermediklerini görünce de neyiniz var da konuşmuyorsunuz dedi. Nihayet bir yolunu bulup da onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler. İbrahim dedi ki, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Onlar, haydin onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerini daha alçak düşürdük. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün dedi. Çocuk da, babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı dedik. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık.
Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Ona bir de salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik. Hem ona İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de iyilik yapanlar var. Hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var. Andolsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik. Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Hem yardım ettik onlara da, galip gelenler onlar oldular. Hem kendilerine o belli kitabı, Tevrat'ı verdik. Kendilerini doğru yola çıkardık. Sonrakiler için de onlara iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onların ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o kavmine, siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baale ismindeki puta mı yalvarıyorsunuz dedi. Fakat onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onlar mutlaka cehennemde hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ona da sonrakiler içinde şunu bıraktık. Selam olsun İlyasin'e. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da gönderilen peygamberlerdendir. Hani biz onu ve ailesinin tamamını kurtarmıştık. Ancak geride kalıp batanlar içinde kalan yaşlı bir kadın hariç. Sonra diğerlerini helak etmiştik. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz. Hala akıl edip düşünmez misiniz? Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı. Oradakilerle kura çekmiş de kaydırılanlardan, yenilenlerden olmuştu. Derken denize atılmış ve kendisini balık yutmuştu. Kendi nefsini kınıyordu. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu Yunus'a 100.000 veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik. O zaman ona iman ettiler de biz onları bir zamana kadar yaşattık. Şimdi sor o seninkilere, kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? Onlar şüphesiz uydurdukları iftiralardan dolayı Allah doğurdu derler. Hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oldu? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin için açık bir delil mi var? O halde eğer doğru söylüyorsanız getirin kitabınızı. Onlar Allah ile cinler arasında bir nesep, ısımlık bağı uydurdular. Oysa andolsun cinler bilirler ki o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir. Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Fakat Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka. Onlar Allah'ı böyle şirk ile vasıflamazlar. Çünkü siz ve taptıklarınız kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını Allah'a karşı kandırıp saptıramazsınız. Melekler, bizden her birimizin belli bir makamı vardır. Biziz o saf saf dizilenler, biziz o tesbih edenler, biziz derler. Müşrikler şöyle diyorlardı.
Eğer yanımızda önceki ümmetlerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın ihlasıyla seçilmiş kullarından olurduk. Fakat şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bilecekler. Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır. Ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir. Onun için sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Onlara inecek azabı gözetle. Yakında onlar da görecekler. Ya şimdi onlar bizim azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar? Fakat azabımız onların sahasına indiği zaman o acı sonuçla uyarılanların sabahı ne kötüdür. Yine sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. İnecek azabı gözetle. Yakında onlar da göreceklerdir. Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Sadakallahu'l-azim.